Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mert, yanımda Ece var. Merhaba. Bugün sizlerle beraber David Lynch'in bir dizisi olan Twin Peaks'ten vişneli turta yapacağız. Evet. Çok düşündüm ya, kiraz mı yapacağız vişneli diye. Yok, vişneli yapacağız. Vişneli turta yapacağız. Benim için ikisi arasında fark yok. Evet, nasıl yapacağız Ece? Bunun için önce turta hamurumuzu hazırlayacağız. Turta hamurumuz için gerekli malzemeler 2,5 su bardağı un, 295 gram soğuk tereyağı, yarım tatlı kaşığı tuz, yarım su bardağı soğuk su. Biz önceden unumuzu eledik. Şimdi içine soğuk tereyağımızı koyacağız. Böyle ellerimizle böyle nasıl desem ıslak kum kıvamına gelene kadar yoğuracağız. Bunu makineyle de yapabilirsiniz. Makinede daha kolay olur ama ben bugün Mert'i çalıştırmam gerektiğine karar verdim. Biraz da böyle kas yapsın azıcık daha dedim. O yüzden bu şekilde yapacağız. Tereyağınızı önceden küp küp yaparsanız bu işlemi yapmanız çok daha kolay oluyor. Unun içine tereyağını koymadan önce tuz da atmamız gerekiyordu. Ama ben sonradan hatırladığım için tereyağı biraz biraz içinde karışmaya başladığında attım tuzunu. Şimdi hamurumuz dediğim gibi ıslak kum kıvamına gelmeye başladı. Yarım su bardağı soğuk suyumuz var. Bunu her seferinde birer yemek kaşığı ekleyeceğiz ve yoğurmaya devam edeceğiz bu sırada. Çalışma alanımıza biraz un dökeceğiz. Unla da biraz yoğurduktan sonra iki tane top haline ayıracağız. Streç filme sarıp buzdolabında yaklaşık bir yarım saat kadar bekleteceğiz. Evet arkadaşlar, ben biraz oyuna daldığım için hamurlarımız biraz fazla uzun süre kaldı buzdolabında ama sorun değil bence. Bence de değil. Tamam, o zaman sorun yok, ben oyun oynamaya gidiyorum. Önce fırınımızı 190 dereceye ayarlıyoruz ve turta kabımızı yağlayarak başlıyoruz. Çalışma alanımızı unladıktan sonra ilk hamurumuzu güzelce açıyoruz. Turta kabımızı kaplayacak kadar açmamız yeterli. Hamurumuzu açarken merdanemizi de unlamayı unutmuyoruz. Bol koy, bol bol. Elini korkaçtın mı? Bol koy. Hele hele. Eğer siz de benim kadar beceriksizseniz hiç üzülmeyin. Bunu sonrasında düzelteceğiz zaten. Birkaç teknik arıza yaşadığımız için hamurumuzu tekrar yoğurup tekrar turta kabımıza yerleştirmemiz gerekti. O yüzden biraz yama yama oldu. Ama sıkıntı yok. Bu haliyle de gayet lezzetli olacağına inanıyorum ben. Ben zaten önemli olan lezzeti diye düşünüyorum. Aynen. İkinci parça hamurumuzu da şu şekilde şerit şerit kestik. Bunu üzerine süs olarak kullanacağız. Şimdi içini hazırlamaya başlayabiliriz. Turtamızın içi için gerekli malzemeler 675 gram çekirdeksiz vişne, 1 su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı mısır unu, 1 paket vanilin, yarım limonun rendesi. Şimdi içini hazırlamaya başlayacağız. Önce vişnemizi bir kaseye alıyoruz. Ardından mısır unu, şeker, limon rendesi ve vanilini ekleyip iyice karıştırıyoruz. Turtamızın içini güzelce karıştırdık. 5 ila 7 dakika arasında dinlenmesine izin verdik. Şimdi bir kaşık yardımıyla turtamızın kabımızın içine alacağız. Alırken yalnız suyunu almaya dikkat edin. Turtamızın içini olabildiğince susuz bir şekilde doldurduk. Şimdi daha önce kestiğimiz bu şeritlerle beraber üzerine sepet örgüsü deseni yapacağız. Önce şöyle dikine 3-4 tane şeridi koyuyoruz. Sonra önce ikisini kaldırıyoruz. Araya bir şerit koyuyoruz. Sonra kaldırdığımız ikisini kapatıp diğer ikisini kaldırarak diğer şeridimizi yine onları kapatıyoruz. Diğer iki şeridimizi kaldırıyoruz. Yatay olarak bir tane daha yerleştiriyoruz. Kapatıyoruz. Açıyoruz. Koyuyoruz ve tekrar kapatıyoruz. En sonunda bunları kenarlara şöyle parmağımızla bastırarak yapıştırıyoruz. Bunu yaptıktan sonra fark ettim ki ben başta bir malzemeyi eksik söylemişim. Bir tane yumurtayı da çırpıp üzerine fırçayla sürüyoruz. Ve önceden ısıttığımız fırınımıza koyuyoruz. Evet arkadaşlar, turtamız hazır. 1-2 saat kadar dinlenmesine izin verdik. Bu süre zarfında biz de biraz oyun oynadık. Şimdi turtamızı tadabiliriz diye düşünüyorum. Hazır mıyız? Aynen. Ben hazırım. Sen? Ben de hazırım. O zaman kes bakalım. Turtamızdan ilk dilimimizi çıkardık. Şimdi ilk dilimimizi önce ben tadacağım. Hayatım, turta öyle yenmez. Çatal getireyim sana. Hayır, şimdi turta böyle yenebilir. Turtayı pizza gibi yemeye çalışıyor ya.
Niagara. Altyazı bence gayet güzel. Kıvamcı güzel. Kıvamı çok güzel. Tadı da güzel olmuş. Tadı ben da güzel olmuş. Ben beğendim. Gerçi bir yerden sonra anlaşılmaya başlandı ama ben her ihtimale karşı altyazı geçtim. Şu küçük parçayı sana ayırdım. Teşekkür ederim. Ben de bayağı beğendim ya. Tamam, elime ya. Sağlık, çok güzel yapmışım. Değil mi? Hamuru falan ne güzel yoğurdun. Bence bunu yanında böyle kaymaklı ya da vanilyalı dondurmayla falan hele harika olur gibi geliyor açıkçası. Kıvamı, evet. Tadı falan çok güzel olmuş. Sizler de eğer böyle Twin Peaks maratonu falan yapmaya karar verirseniz yanında bence harika gideceğini düşünüyorum. Sizden de eğer yaparsanız #pixelsınsle fotoğraflarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.